Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Kardeşler tekrar hoş geldiniz. Şimdi sizde, sesim geliyor mu? Geliyor değil mi? Kulağınlar iyi. Orada sorun var mı seste? İyi mi? Biraz zayıf. Çok mu? Yok yok. He? Başında yani yok. O kaliferde abi. Kaliferde abi. Cumali abi. Onu açsın derdi. Açıyor derdi. Açılmayacak. Şimdi sizden bir oylama yaptırıyorum. Birinci şık, iki tane. İnsan hangi hislerinden, duygularının sonucu olan eyleminden, günahından mesul değildir. Mesul olmaz. Yani nasıl bir sistem var? İnsanda bazı hisler var, duygular var. O insana hakim olunca insan mesul olmuyor. İkincisi, Allah niye direkt yapmıyor da bu kadar inkar yolu da açılmış? Direkt şunu yapan bir insanın hemen anladığımız gibi eşeğe baktığımız zaman Allah hemen anlaşılsa küfür yolu açık olmasaydı. Peki, birincisi, insan hangi his ve fiillerinin sonucundaki fiillerinden çıkan bazı günahlar var. İnsan istemediği halde. Ona rağmen o fiili işliyor. Bu insan mesul olmuyor. Buna evet diyen elini kaldırsın buradan. Birisi kaldırsın. Orada var mı? Bir, iki, kaldır kaldır okuyacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Burada var mı? On iki. On üç, on dört, on beş, on altı, on yedi, on sekiz, on dokuz, yirmi, yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş, yirmi altı, yirmi yedi. Peki, Allah direkt yapsa, hemen baktığın zaman Allah anlaşılsa, niye sebepleri halk etti diye. Kaldırsın buradan. Yok, birinci sigara. Peki, zaten ekranı da onu açmışlar. Yani Allah'ın izniyle, ben onu hoş geldin. Şimdi benim isteğim pek olmuyor. Benim isteğim olmuyor. Kapatıyorum. Ya bunu koyuyorum kenara. Peki. Toplama. Hakikaten ilginç. Şöyle diyeyim. Tevhid dersini her yerde bulunabilir. Ama bu tür mevzular pek olmaz. Pek. Her yerde olmaz. Şu mevzu. Yani bu değişik bir haletle araştırılmış bir mevzudur. Bu mevzu insanın merak edenleri mevzusudur. Bu mevzu insanı fark etmiş, farkındalığa gelmiş, insanın sırf bedenle izah edilemeyeceğini, insan şöyle diyeyim, Allah daha açıktır ruhtan. Ruh daha açıktır manada. Sırayla gidiyorum bakın. Yukarıdan aşağı iniyorum. Allah daha açıktır ruhtan. Ruhtan daha açıktır. Ruh daha açıktır manadan. Mana daha açıktır his ve duygulardan. His ve duygular daha açıktır fikirlerden. Fikir ve hislerden daha açıktır kelam. Fakat biz bunu görüyoruz kelamda,
insan zannediyor ki bu kelam bundan çıktı diye bu kelamın sahibi bu zannediliyor. Yani telefonla konuşuyor. Telefon insan gibi konuşuyor, telefon insan zannediyor. İnsan gibi konuşuyor diye insan değil. Yani ruhuyla adam ruh inkar ediyor. Bu mevcudattan Allah inkar etmesi gayet normaldir. Yoktur, vardır diyen maddenin fonksiyonu değil. Maddenin, atomun fonksiyonu değil. Çünkü atomda inkar ve iman yoktur. Atomla müteşekkil olan bir bedende inkar ve red bedensel değildir. Şimdi başlıklar. İnsanın yaratılmasındaki Allahça malum bizce meçhul hikmet var. Yani insan bizim bildiğimiz kadar değil. Meçhul bir varlık. Yapısı derinliğine meçhul, bilmiyoruz. Merak eden de biziz, edilen de biziz. İki, başlık. İnsan da telafisi ve mesuliyet altına girmeye latifeler. Her insanda? Tekalif. Tekalif, he. İnsanda tekalif ve mesuliyet altına girmeyen latifeler. Onu okuyacağız. Neymiş onlar? Üç, İnsanın günahlara düşmesi fıtratının muktezasıymış. 4. İnsanın günaha düşmesine sebebiyet veren fıtratındaki zafiyetlermiş. Başka türler. 5. Günahları iktiza eden esmalar varmış. Şimdi ben size hemen şuradan başlıyorum. Atlıyorum. En çok hakim olduğum yere içeceğim. Lemalar 75 nerede? 74. Ha 74. İşte bunun için. Bu değil. ...75 yok mu? Vardır, bir bakın bakalım, ben çıkıyorum yukarıya. Kontrol şey yapmasın abi. CTRL'e düşünmesin. Onu bilmiyorum kardeş. Kontrol ne? Ha bu. Biz Abdülhamit döneminden kalma olduğumuz için. Peki, bak. Görüyor musunuz? İnsanın latifeleri içinde... ...arkadaşlar... ...ekranı görmeye çalışın... Eğer ekranı görmezseniz anlama kabiliyetiniz %17'dir. Ekranı seyrederek anlamaya çalışırsanız anlama kabiliyetiniz %58 olacak. İnsanın latifesi içinde teşhis edemediğim bir iki latife var ki usta teşhis edemediğim ihtiyar ve iradeyi dinlemezler. Sana rağmen çalışıyorlar. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Biliyorsunuz irade vicdanidir, ihtiyar aklidir. Belki de mesuliyet altına da giremezler. Girmiyorlar. Onları ele atıyor. Mesuliyet altına yani adamı sürüklüyor. Yani bir denizin akıntısına kapılan insan gibi veya sandal gibi. Bazen o latifeler insana yani hükmediyorlar, hakkı dinlemiyorlar, yanlış şeylere giriyorlar. Bazen o latife hakim olduğu zaman hak hiçbir şey dinlemiyor. Yani bizim anladığımız misal edelim, gadaplandığımız zaman, öfkelendiğimiz zaman, sinirlendiğimiz zaman, tamam canım defol ya dinlemiyor falan, hiçbir laf dinlemez halde oluyoruz. Hani asabi. Dozer gibi götürüyor. Böyle bir latife işte o da. Böyle bir latife varmış latifeler. İnsana o hakim olduğu zaman
Hakkı dinlemiyorlar. Bana rağmen beni yanlışa sokuyor. O vakit şeytan o adama telkin eder ki tam o anda, psikolojik hastalıkların temeli bu. Tam şu anda, lütfen buraya kaçırmayın. Bakın bir daha söylüyorum. Psikolojinin temeli, doktorların kardeşlerim de burada var. Şimdi bazı latife var, beni heyecanlandırıyor çünkü beni tanın diyor. Senden bahsediyorum ya. Bu terapi bir doktorluktur yani. Ya ben adam olamıyorum, benim için ismi böyle adamım ya, ben bir türlü istediğim gibi olmuyor vesaire diyenler. Özgüvenini kaybedenler diyor. Bazı latifeler var, insana rağmen hükmediyorlar, hükmettikleri zaman hakkı dinlemiyorlar, yanlış onlara sevk ediyorlar. O zaman tepesine adam biniyor, şeytan geliyor, kenardan diyor ki, senin istidadın hakka ve imana muvafık değil, başına uğraşma kardeşim. Senin imana uygun bir fıtratın yok. Adam gibi hakkı yaşayacak bir kabiliyetin de yok. Böyle ihtiyarsız batıl şeylere giriyorsun bak. Niye? Bak delil şu. İstemiyorsun. Ben de bir okuyorum. Bak sen istemiyorsun. Arzu da etmiyorsun ama bak ki düştün. Düşüyorsun. Ha bu gösteriyor ki senin kabiliyetin yok. Boşuna sen böyle yaratıldın. Kaderin seni böyle mahkum etti. Boşuna uğraşma. O da bunu bilmezse, insanı tanımaz, bu dersi duymasa veya Risale-i okumamışsa lemaları, okumamışsa hiçbir şansı yoktur. Şansı olsaydı Risale-i Nur yazmaz. Bu ince bir viraj alma çizgisidir. Çok incedir. Onlar da demek senin kaderin seni şekavete mahkum etmiştir. O biçare adam yesi düşüp felakete gider. Allah Allah. Şimdi o şeyden bahsedeyim. Teşhis edemedim diyor. Başka bir yerde teşhis ediyor. Sözler 270, onu bulalım, 276 olabilir sözler. Ha şurası. Heh. Vesvese Risalesi'nde. Tedai efkar, tedai efkar ne Ahmet? Fikir çağrışımı sanırım. Fikir çağrışımı. Yani hiç böyle bir şey düşünmüyordu, tamam mı? Yusuf bir laf söyledi, bir şey konuşurken bakıyorum yüzüne, aha o fikirlerin, o fikir başka şeyi çağırdı veya başka şeyin üstünü açtı. Mesela ona misal veriyor, ne misal veriyor? Mübareze deyince bir savaş meydanını hatırlatıyor. Tamam mı? Veya tuvalet, namazdasınız, tuvalet ihtiyacı oldu. Hemen defacı tuvaleti hemen insan getiriyor. Yani tedai efkar sana rağmen çalışıyor bu. Tasavvurdadır. Dimağda soğan kabuğu gibi düşünün. En dış kabuğunda dimağda ne var? Tahayyül. Bir içeriye. Tasavvur. Tahakkur. Tasdik. İzan. İltizam. İtikar. O tedai efkar fikir, hiç ihtiyarın olmadan fikir fikri çağrıştırması tasavvurdadır. Bu iki latife çoğunlukla kontrolümüzün dışındadır. Bu iki latife yani dimağda birincisi tahayyül, gördüğünü, duyduğunu, dokunduğunu, kokladığını, hissettiğini şekle dönüştüren yer birincisi. Tahayyül. Dokundurmuyor. Şekillendiriyor şimdi. Tamam. Duyuyor bir şeyi. Ama olsa da iyi. İlk önce böyle bir şey. Yani ben yapmadım halde tak diye her duyduğunu, kokladığını, dokunduğunu şekillendiriyor. Her şekillenen şey otomatik oluyor bunlar. Düşüncesine götürüyor. Bir söz, bir fikir başka bir şeyi aktif edip ortaya çıkarıyor. Daha önce vardı. Video seyretmiştin. Tamam mı? Veya duymuştun. Seni tutup en uzak malayaniyat rezile sevk eder. Tamam mı? Namazdasın böyle. Birisinden bir laf duydun, tamam mı, oradan kenardan. Oho, o laf diyelim seyrettiğin bir videonun içinde bir kelimeymiş.
Kayda namaza şimdi geldi videoyu seyrediyorsun. Lan git diyorsun. Gideyim gitmiyor. Seni malayaniyat rezile sevk eder. Senin başın böyle bir tedavi efkara muttila ise, böyle bir şey olduysa, adam ben biliyorum böyle insanları. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selam. Namazı bırakıyor. E diyor ki namaz olmaz. Ne olmaz? E böyle kalpte namaz olur. Der. Hiç alakası yok. Ben bir şey yaptığımı söyleyeyim size, yani şaşıracaksınız. Şimdi o tipten gelmiyor. Başka bir şey ekleniyor şimdi. Şimdi namazdayız. Bana diyor ki halı hemen şekillendirdi namazdasın. Şekillendirdi o insan. Aa kadın diyor. Hemen düzeltti ya saçlarını yaptı bilmem ne yaptı falan. Kadına seccadeye onun için renkli seccadeye kılmak doğru değil yani fazla. Hemen hayal çalışıyor. Diyor ki bak biraz sonra kadına secde yapacaksın. Bak kadınla namaz kılıyorsun. Dedim ki kainat kadınsız değildir. Namaz kadınsız olur mu? Baktım olan benden daha manyak o serseri. Ne yapacaksın? Kainat namaz, kainat faaliyetinin hulasat-ı listesidir diyor. Ustad haritasıdır. Kainatta ne varsa namazda vardır. Onun için geliyor. Unutmayın. Bir daha. Namaz, kainattaki yaratılışındaki gayelerin hulasa-i camiası haritası olduğundan namazın içinde her şey olması lazım. Ondan geliyor. Haritadır. E bana dedi ki bak kadın var dedi. Bak kadına şey yapacaksın. Ulan kadınsız kainat var. Yok. E kadınsız namaz olur mu? E bak diyorum bak bir serseri ya bu adam. Ne diyecek bana şimdi? Çekip gitti. Hani o da zekidir. Geri zekalı değil bu şeytan. Şeytanın itikadı var Allah'a, imanı yok. Zekidir, aklı yok. İhtiyarı var, iradesi yok. Adam bulldozer çalışıyor, sistemi çalışıyor. Demek ki bir şeyi aktif ettiği zaman tedavi yani o onu aktif ediyor, çağırıyor. Fikir olur, hayal olur. Mesela bir yere baktın, aa bir şey normal gördün. Aldı ya, işte aldı ya namaz kılıyorsun. Onun getirdi, oraya getirdi, onun kaş yaptı, onun burun yaptı, aynı insan yaptı. Sen de Allah Allah diyor ya bana çıkıyor diyor ki abi ya ne yapacağım diye her taraf şekilleniyor. İyi iş lan. İyi ressam olursun. Senin başın böyle bir tedavi efkara muhtela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön ama ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Yani namazdasın. Allah Allah ya. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ola nerede geldi ya? Meşgul olma. Niye geldi? Dolmuştan inip dolmuşa biniyor bu sefer. Niye geldiğiyle meşgul edersen namazdan kopuyorsun. Dön ama ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olma durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatini kuvvet peyda etmesin. Zira teessür gösterdikçe, emret verdikçe senin o zayıf taatturun melekeye döner. Bak ne hangi olduğunu ifade edeceğim şimdi o mesul olmadığımız taraf. Bir marazi hayali olur korkma marazi kalbi değil. Şu nevi taattur ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Sinirli olanlarda veya bazı konularda hassas olanlarda mesela adam namaza duracak. Böyle durma. Yastığı böyle yap. Perdeyi şöyle yap. Masayı şöyle yap. Böyle. 4-10 dakika odaya şey yapacak. Bazıları da var. Yarabbim niyet, hem yürüyor. Yarabbim niyetini akşam lazım farzını kılmaya. Allah'a emanet. Lan bir dur lan. Bu da var. Bu tefil. Bir dur. Bir nefesler. Hatta cemaate yetişeyim diye koşup durmak mekruhtur. Bir dur. Ne olacağını bak bakalım. Böyle de var yani. Yarabbim niyeti eledim. Akşam lazım farzını kılmaya. Durdum. Allah'a emanet. Bu var. Bir de öyle var yani. Endamlara dikkat. Bu yapıyor. Bunlar galiben ihtiyarsız. Hususan bunlar hassastırlar. Bir de asabi olanlar. Hassas ve asabi olanlar da daha galiptirler. Onun için ilk önce soruyor. Hassas mısın kardeşim? Nereye? Asabi misin? Ha, sana hiçbir şey olmaz.
Hiçbir mesul değilsin. O abi ama geliyor. Gelsin lan. Gelsin. Bir konuda sen. Ciddi diyor. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işittir. Şu yanları şudur bir devam ediyor. Birinci latife şu mesul değiliz. Duyduğumuz, gördük bir şey, kokladık bir şey, tamam, dokunduk bir şey oldu yani. Veya o aniden hiç alakası olmayan dışarıdan bir sesle, bir resimle seni götürdü. Bu tedayette, bunda mesul değiliz. Böyle bir latife var. Abi ifrat-ı vasat-ı tefrat-ı var mı? Var. Kastet olan dur bakalım bir kadınla namaz kılalım ya falan deyip de. Veya hakikati nasıldır falan nasıl mesul değil. Değil. Şimdi ona girmeyeceğim onun için uzar. İfrat tefrit fazla ama hani biz bugünkü akşamki dersimiz nedir? Hangi latifeler bize hükmettiği zaman mesul olmuyoruz? Tedai efkar. Tedai hayalat. Yani bir şeyin görünmesiyle başka bir şey çağırması, davet etmesi veya batınımızda o video, o ses, o şekil var, o olay var, onu aktif etmesi, bize rağmen bazı yerlere götürmesi, düşüncelere, o da bir fiildir. Namaz kılıyorsun ama üçüncü rükatta bile hakikaten namaz kıldığını ancak yeni fark etti. Bundan mesul değiliz. Mesela bak şurada, tedavi etken galiben ihtiyarsızdır, ondan mesuliyet yoktur. Fikir geldi. Diyeceksiniz ki niye üzerine fazla durdu? Öyle insanlar var ki bu düşünceleri ya bu böyle rezil düşünce olur mu ya? Mahremine duygular gelebiliyor. Acayip acayip. Şu çocuğu camdan atayım mı? Mesela başka bir kadını söyleyeyim. Bebeği atmış. Cama yanaşamıyor. Niye? Ya atarsan. Ha? Yani demek ki bunlar nereden? Çünkü daha önce şeyde seyretmiş. Haberler atmış. Peki. Başka bir şey. Hangi maddeydi? Şurada. Şu. Lemalar 75'i okuduk. Demek ki burada da varmış. İnsanda akıl ve kalbi dinlemeyip şeriata muhalefet ettiği halde mesul olmayan latife. Mektubat 453 görüyorsunuz. Madem insanda bazı latifeler var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalp ve aklı dinlemez. Elbette o latife bir insanda hakim olduğu zaman, fakat o zamana mahsus olarak o zat şeriata muhalefette velayet derecesinde sukut etmez. Mazur sayılır. Yani evliya dahi olsa, şeriata muhalif şeyler yapsa, ha? Cibali Baba mesela, Fatih'in toplarını tutup geri atıyormuş. Rumların içindeymiş. Fatih cihadına mani oluyor. Mazur sayılır bunlar, düşmez. Fakat bir şarttaki hakaiki şeriata ve kavaid-i imaniye karşı bir inkar, bir tezif, bir istifaf olmasın. Yani ama inkar etmeyecek. Allah'ım. Ahkamı yapması da ahkamı hak bilmek gerektir. Yoksa o hale mağlup olup neuzübillah o hakaiki muhakemeye karşı İnkar ve tekzip işbam edecek bir vaziyette alameti sukuttur. O bir latife var yani böyle bir latife. Bir tanesini, iki tanesini söyledik. Tedai efkar, tedai hayalat. Tamam. Bunlar ihtiyar ve irade. Yani şu. Dima, soğan kabuğu gibi düşünüyoruz. El dışında ne var? Ustadın tabirini tahayyül. Yer içeri tasavvur. İki tane latife. Bize o lazım şimdi. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Ha? İki latife çoğunlukla bizim dışımızda çalışıyor. Bu bir müjdedir. Birincisi hayal, ikincisi düşünce karmaşası. Bir üst tabaka var, taakkul, akıl var. O kontrol ediyor, istediğini alıyor düşüncelerden. Al şunu, kalsın bu. Ya bende niye var bunlar? Odunda duman niye varsa bunlar da sende onun için var. Odunda duman niye var? Odun olduğu için. Odundan dumanı kaldırın. Odun olur mu? Ha, senden de bu şeyi kaldır insan olmazsın. Çünkü hiç şer düşünmeyen melek. Hiç hayır düşünmeyen şeytan.
Ne hayır ne şer? Sır. Tamam. Sır. Hem şer hem hayır düşünen, ikide bir geçişte yapan insan. Ya o kadar ince bir çizgi var ki, mesele bak şimdi. Adam Allah düşmanı. Bak Allah düşmanı karşımızda. Bunun adı kafir. İyiliği. Adam Allah düşmanı, İslamiyet yaşıyor. İçimizde. İslamiyet yaşıyor. İçimizde. Bak İslamiyet yaşıyor. Bizim dairede ve karşımızda değil. Münafık. Kafirin mertebesi var. Münafığın mertebesi yok. Diptir. Çukur yani. Alçak kafirdir, çukur münafıktır. Başka bak, o kadar değil ki. Kafir, amelen ve itikaden karşımızdadır. Münafık ise içimizdedir, amelen bizden iyi yapar. 9 tane itikadımızı kuvvetlendirir, 1 tane can alıcıyla yok eder. Amelen bizim gibi yaşar, daha kaliteli yaşar. İtikaden 9 tane hakikati kuvvet verir ama bir itikadını bozar, tek bir tane, bunlarla güven sağladıktan sonra seni de bitirir. Şu çizgileri görüyor musun? Ya kafirdir, Allah'ı inkar ediyor. O gene makamı var. O bir makamı var. Ama bu çukuru yok. Bizde aynı sistem çalışıyor. Aynı içeride münafık tarafımızda var, kafir tarafımızda var yani. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye üçe ayıracaksın kendini. Bu adam var. Bu adam ne icraat yapacak? Bunları yapacak. Bazen karşımızda olacak, kafir olacak. Bazen münafık olacak. İnsanoğlunun, her bir insanoğlunun açılımı şu insanlıktır. 7,5 milyar insan var. Ya şuraya bak ya, adam kocadır, alimdir, şeftir falan. Peki, kafir mi, münafık mı bir insan? Ben şahit yapmıyorum. Bir insan nasıl kafir? Karşımızda amelen ve itikaden karşımızda olana karşımızda duruyor. Hem amelen bize zıt, oruca zıt, ezana zıt, ezan için mahkeme başvurur, ezan okunmasın. Tamam? Karşımızda duruyor. Hem amelen karşımızda, hem itikade. Bunun adı kafir. Bu çok kolaydır. Çünkü düşman belli olursa o kolaydır. Bu hiçbir şey değil. Bu insanı aktif eden güçlendirir. Münafık ise içimizdedir. İslamiyeti 4 dörtlük yaşar. 4x4. İtikaden de bazı şeylerde bizde üstün gözükür. 10 taneden 9. 1000 tanesinden sana bir sokar, temeli yok eder. Bu karşımızda değildir. İçimizdedir. Bu bizden daha iyi İslamiyet yaşar, zahiri şeriatı. Bazı itikadı konulardan bizden üstündür. Ama bir iğne sokar itikaden, seni imandan çıkarır. Bu münafıktır. Ben bir şablondan bahsettim. Artık kafanı çalıştır. Tamam. Korkma kardeş, faturasız kaçak mal kullanmıyoruz. Susmaktan iyidir abi. Peki, madem insanda bazı latifeler var ki, burayı okuduk mu? Ha yok, şuraya okuyorum. İnsan daire-i şeriatın haricine nasıl çıkar ve neden mesul olmaz? Sabıkan geçtiği gibi ya hayale, istiraka, cezbeye, sekreye mağlup olup veya teklifi dinlemeyen veya ihtiyarı işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Fakat o çıkmak ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil, belki mecburiyetle ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısmı ehli velayet var. Şurada okuyayım, daha nete geçeceğim de ondan acele ediyorum. Bir kısım sabıkan geçtiği gibi ya hale, bazı hal var, istirak var. Bak mesul olmayan şeylere, bir, tedavi hayalat, iki, tedavi efkar, üç,
geçtiği gibi hal, istirak, cezbe, sekre malum. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Lazım olur. Sıcak oldu mu? Camı açalım. Aç, açtınız mı öyle? Orayı da aç kardeş. Orayı da aç. Kar, Nadir abi açsın. Üşüdünse doğru odaya. Tamam, orada da aç orada. Aç kardeş. Zaten ateş gibi yanıyor. Tamam. Şimdi oruçlusunuz. Oruçlusunuz. Ve gündüz ortası yatıyorsunuz. Kalktınız, uyur gezerler var. Uyur gezer. O gitti yemek yese. Gene yatan var. Öyle uyur gezenler var ki tuvalete gidiyor, tekrar yatıyor, hatırlamıyor. Gündüz ortası, oruçsunuz. Delikanlı burada mısın? Evet abi. Şimdi yese ne olur Şeran? Ne olur Ahmet? Bozulmaz. Yemek yedi adam, yedi böyle bayağı oturdu. Ondan sonra geldi yattı. İhtiyar yok. Ne olur ama bedeli nedir şimdi? Allah çeneceğim. Bir yedirmiş. Şey yedirmiş ya. Ne olacak? Hiç mi bir şey yok? Yok. Var ya, bir gün galiba şeyi tutacak. Ne olacak? Yok. Vay, bir Ömer Nasibinler imhal bile okumadın. Bir gün tutuyor, oruç bozma gidiyor galiba. Sen ne iş yapıyorsun Elif Hanım? Öğrenciyim. Öğrencisin. Ne öğrencisi? İnşaat mühendisi. Ha. Bak görüyor musun? İnşaatçı imhalı okumuş. Bana bak, hoca olan yok mu burada? Ne, hoca olmaya gerek yok ya. Bir dakika, inşaat mühendisliğini okuyan bak bildi. Aferin, tebrik ederim. Güne gün olur. Kefaret gerekmiyor. Unutarak'la ne farkı var? He? Unutarak yemekte ne farkı var? O unutarak örtülmüş. Evet. Allah ona kasten yediriyor. Aynen. O yedirmek. Ha, kendi yaptığı için. Evet, kendisi. Ötekisi o değil. Mesela gündüz dolaşıyor. Ama ötekisi kendi ihtiyarı yapmış ama kendi uyku. Mesela ben şununla kıyas etmeye çalışıyorum. Ona diyelim. Tam tersini içsen. Ayet. Cezası nedir? 60 gün bedeli, bir gün ışığı 61 gün. Yani bakın, mesuliyet olmaz bir örnek vermek istedim. Hatta Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında silahla adam öldürmenin, bir de yanlışlıkla kaza yapmış. Araba veya kaza ile düğünde adam vurmuş. Ceza sahibi değildir. Trafik kazası olsa zaten 3 aydan fazla yatmaz. Hocam yalnız orada bir şey var. Mesela karnını doyurdu. Son lokmayı aklına geldi. Ana karnım doyurdu der. Yuttuysa 61. Yutmadıysa, onu çıkardıysa, ağzını yıkadıysa. Hatırlandı anda. Hatırlandığı zaman. Evet. Yani burada neyi anlatmaya çalışıyor biliyor musun? İnsanın mesul olmayacağı acayip bir sistemler var. Yani dolayısıyla hem kendine hem başkasına itham etme. Kasten bir şey olabilmesi için onu amden, ihtiyaren devam ettirmesi lazım. Mesela günah düşer insan. Düşer. Fakat o günahı günlerce, haftalarca, senelerce takip etme. Hiç olmadığım şekilde pat dükküldür düştü. Harama bir gözün erişti. Yazmıyor. Bunu melekler. Omuzdaki melekler yazmıyor. Ama ne diyor lan, nasıl bir şeydi falan. Bakarsan bir daha. O kasten oluyor. Bakın. Görüyor musun? Yani ne kadar şey. Şimdi bunlardan bir tanesi neydi? Tedai hayalat, tedai efkar, sonra halet, istirak, cezbe, sekre mağlup olup veya teklifi dinlemeyen ve ihtiyar işitmeyen latifelerin mahkumu olup daire-i şeriatın haricine çıkıyor. Bu ondan sonra, ben bunu yukarıdakisine benzediği için bu kadar ama çabuk çabuk okuyayım. Fakat o çıkmak ahkam-ı şeriatı beğenmemekten veya istememekten değil. Mesela günah yapıyoruz ama o haletle Allah'a muhalefet olsun diye değil. Yani düşmüşüz. Belki mecburiyetle ihtiyarsız terk ediyor. Bu kısım ehli velayet var. Hem mühim veliler bunların içinde muvakkaten bulunmuş. Hatta bu neviden değil yalnız daire-i şeriattan, belki daire-i İslamiyet haricinde
bulunduğunu bazı muhakkikini evliya hükmetmişler. Fakat bir şartta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam getirdiği ahkamın hiçbirini tekzip etmemek. Mesela helalı haram, haramı helal etmemesi lazım. O haramı kendisine yapması lazım. Şey yapmaması lazım. Eğer yaparsa dışarıya mesela orucu açabilirsiniz diyor. Şeriatta orucun açma şartları yazmıyor. Nedir o? Ya bir hayat yok olması veya bir organın itlafı. Bir organı kesilecek. Başka hiçbir sebeple oruç ve namaz tesettür terk edilemez. Ama adam diyor ki hoca bunu içki içebilirsin diyor. Orucu tutmayabilirsin diyor. Başını açabilirsin diyor. Bunu yapabilmesi için şeriatta Allah'ın dininde, Allah'ın dininde ya hayatın yok olması lazım silah. Yana şunu. Açla kafanı. Silah. Ruhsatı tercih edebilir. Bu ruhsattır. Ölse şehit olur. Veya bir organını kesecekler, açabilir. Hele hele bu amel, mesela başını kapatmak iman esasından değildir. İslam esasından da değildir. Ama Kur'an'ın farzıdır. Ama hele hele imanın giriş kapısı olan La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah birbirinden gayrimüfektir. Bu imanın şartıdır. Ki La ilahe illallah der, Muhammedun Resulullah demesen de iman olur dediği anda bu bakılır. Bu adam Yahudi midir, Hristiyan mıdır, çocuk mudur, sarhoş mudur, uyku haliyle kalkmış. Yani bilmiyor mu bunu? Bilmeyecek bir adam kanaatınız varsa, ehli fetretse iş yok olmayabilir. Fetret değil. Bu adam hocaysa, bu adam cemaatin başıysa, bu adam din deyip hizmet eden bir adamsa bunun imanı olmaz. Maksatlı. Bunun imanı olmaz. Yani içimizde ise münafıktır. Karşımızda duruyorsa kafirdir. La ilahe illallah yeter Muhammedun Resulullah demesen de. 15. mektupta diyor ki Süfyan namında bir zat diyor gelecek Risalet-i Ahmedi inkar edecek diyor. Risalet-i Ahmedi'yi inkar namında bir Süfyan diyor. Ne yapacak diyor 2. Emir Dağı'nda 206'da? Şair-i İslamiye ve siyaset-i İslamiye hücum edecek diyor. Bir daha şair-i İslamiye'ye ve siyaset-i İslamiye hücum edecek bu münafık. Sekir değil diye bu örneği verdim. Ben hayalinize gelen de mesul değil. Sonra hayalinizden dolayı beni sorgulamayın. Ben vakadan bahsettim. Şuna hakkınız vardır bana demeye. Böyle bir şey yoktur sen uyduruyorsun. Onda varsa söyleyin. Lütfen söyleyin ben böyle bir kefene girmeyeyim. Sen hayal kuruyorsun diyeyim. Ama varsa ahmak olma. Allah'ın dini tektir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen dindir. Başka yoktur. Kimsenin dini yoktur. Diye, eğer bunu duyduğun halde hala acaba diyorsan da öyle de olduğunu kesin biliyorsan sen ahmaksın. Peki düzelebilir misin? Asla. İsa Aleyhisselam diyor ki ben diyor Allah'ın izniyle ölüyü dirilttim. Ölü ha? Ağmaların gözünü açtım. Cüzzam hastalarını düzelttim. Ahmakları düzeltemedim. Ahmak, bedihi bir muhali, doğruymuş gibi kabul edip inat edene. Bundan ne diyor Allah? Hecren cemila. Uzaklaş. Ba'iz ani cahil. Tartışma bile. Asla. Muhatap alma. Fakat herkeste nefsi emmari bulunur. Bazı da hissiyat-ı nefsine damara ilişir. Bir derece hükmünü kalp, akıl ve ruhun ramına olarak icra eder. Sizlerin kalp ve ruhla aklınızı itham etmem. Arkadaşlar bak, ölçü veriyor. Birbirimize böyle bakacağız. Kalp, Osman senin kalbinden şüphe yok benim. Kalbinden, ruhundan, aklından şüphem yok. Fakat diyoruz da, Risale-i Nur'un verdiği tesire binaen itimat ediyorum bu özelliğinize. Fakat diyor bak, nefs ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar.
Bak mesul olmaya. Bu şey, heva, şey nefs, heva, his, beyin bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddet nefs ve heva ve his ve hemen bakıyor, ihtiyatlı davranıyoruz. Bunda mesuliyet var mı? Var. Tedail-i hayala, tedail-i efkar, halet, sekr, bu tür şeylerden insan o, onun altındaysa, o baskı altındaysa mesul olmuyor. Şöyle diyeyim ya. Şu anda radyo dalgaları var mı? Televizyon dalgaları var mı? Cep dalgaları var. Ütrobiyal ışınlar var. Bir sürü dalga boyları var. Belki de bizi çıkıyorlar dışarıda. Bu adam bakayım bundan sonra ne diyecek falan diye. Peki şu anda neyi çalmıyor? Neyi duymuyoruz? Böyle bir aletimiz yok. Çanak koysak dünyanın her çeşidini hem resmini hem sesini duyarız. Çanak koyduktan sonra ya bunlar küfür etmektense ya bunu ne çalıyorsun? Çevirsene. İşte insan çanak gibi bir mahluktur. 18 bin aleme çanağı tutmuş. Hepsi burada çalıyor. Hepsi var. Sen kendini et ve kemik, donmuş et diyor, kemik zannediyorsan bunlar bana nereden geldi diyebilirsin ama sen 18 alemin kavşağısın. Cem-ül Cem'sin, Cami-ül Ezdat'sın, zıtların cemisin. Sen ne zannediyorsun? Ben ne zannediyorum kendimi? Mide ve uçkunlukla mı biz zannediyoruz? Allah ne güzel diyor, bu kainatı yarattım, ben oyun mu oynuyorum? Bizim zannettiğimiz şey mi bu kainat veya sen? Sen biz kendimize yüklediğimiz mana bu kadar mı ya? Her şey bizde yok mu? Çekirdekte, ağacın yaprağı yok mu? Kokusu, dalı, budağı, her şey yok mu? Ya bu şecere-i hılkat denilen şeyde şeytan yok mu? Allah'ın dışında yaratılan alemleri bir hayal edin. Hepsi sende, hükmünü icra edecek. Zındıklık bizde, kafirlik bizde, münafıklık bizde, meleklik bizde, Cebrail bizde, Azrail bizde, cennet bizde, arş bizde, kürs bizde. Biz neredeyiz ya? Biz neredeyiz? Bunun neresi? Her şey sende ya. Hükmün icra çıktı adam. Allah Celle Celal diye bizde sığmadım kainata, sığdım mümkün mümkün kaynağı. Ben demedim bu dedi ya. Evet doğru. Peki. Saniye, nefs-i insaniye macel hazır bir dirhem lezzeti, müeccel gayb bir batman lezzete tercih ettiği gibi hazır bir tokat korkusundan, ileride bir sene azaptan daha ziyade çekinir. Hem insanda hissiyat galip olsa aklın mahkemesini dinlemez. Görüyor musunuz? Heves ve vehmi hükmedip en az emniyetsiz bir lezzeti hazırlayıp ileride gayet büyük bir mükafata tercih eder. Mesela internette YouTube'a girip bir videodaysanız adınız gibi inanın hemen kalem çıkarın yazın. Şu anda his ve ves altındayım ama mısınız? Tesir. Ama böyle bazı şeyler var böyle manyak manyak sen bile ben bile utanıyoruz kendimizden. Hatta tövbeden bile utanıyoruz. Allah'ım şunu tövbe et diye ağzımıza alamayacağımız günahlar var. Var değil mi? Yani mesela oluyor. Bak Allah'ım şu günahımı affet diye ağzımıza almaktan utandığımız günah var. Demek ki ağzını almaktan utanıyorsan şöyle de, bu dersten sonra şöyle de veya şimdi amin de. Ya Rabbi, hepinizin kafasında bir var ya böyle, utanıp da tövbe bile etmiyoruz ondan. O da şeytanın tuzağı ya. Ya Rabbi, siz doldurun şu günahımı. Siz doldurun. Ben de dolduruyorum. Doldum. Allah'ım şu günahımı, şu bize hükmeden latifelerin tesiri altında olduğunu, ihtiyar ve irademizi dinlemediklerini öyle kabul et, bize öyle muamele et. Amin Allah'ım. Allah'ın hatırına. O latifeler bize hükmetmiş, ihtiyar ve irademizi servetmiş, dinlememiş, bize rağmen olmuş. Böyle olduğunu böyle kabul et Allah'ım. En çok kahreden şimdi şeytan. Şeytan en çok tırstan ne demiyor musunuz? Zekat, para, şundan bundan enanet gurur oluyor. Tövbede riya olmuyor. Nafile namaz, bir sene nafile namaz, bir saat tefekkür, kıyas edersen bir saat tefekkür üstüne. Çünkü nafile namazda şeytan girebiliyor. Lan ne büyük adamsın lan. Lan olsun lan sen böyle bir adamsın. Bak bir sene nafile kıldın girebilir. Tefekkürde şeytan giremiyor.
Bir de duada girilmiyor. Mesela ya Rabbi bir hava atayım. Kim atacak sana? Kimse yok ki. Ya olur mu şimdi? Ha, bu ders yapıyorum. Bak ben adamım ha falan. Olabilir. Buna girer. Girer tabii. Ama o anda camide kimse yok içinde. Allah. Allah. Şu şeyimi affet. Lan orada ne iyi olacak lan? Kötülüğümü ne söyleyeyim ya? Yani? Allah'ım şu güzelliğimi çoğalt desen renk olur. Demek ki duada sırr-ı ubudiyet olduğundan riya yoktur. Riya olmadığı için sırr-ı ubudiyettir. Ubudiyetin ruhudur dua. Niçin? Çünkü şeytan yok orada. Ya bir münacat var, bir dua var. En kalitelisi hangisidir? Dua mı münacat mı? Dua. He? Dua. Münacat. Duada istek vardır. Münacatta istek yoktur. Üçüncü şuraya bak. Ey şiddeti zuhurundan ve azameti kibriyasından tesettür etmiş olan Zat-ı Akdes. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın talimiyle, Kur'an'ın dersiyle anladım ki, bak bir şey yok. İstemek yok, sığınmak yok. Tavsif var Allah'ın. Kamil bir imanın ifadesi. Ama öteksin, Allah'ım şunu affet. Ha bir de şey sır söyleyeyim. Duamızın şeklini şöyle yapacağız. İki haftadan beri söylüyorum. Duada hani malum tövbe, istiğfar falan. Şimdi duayı kaldırdığımız zaman şu kanunu unutmayın. La ilahe illallah. La ilahe illallah. İlk önce istek yapmayın. Tövbeyle temizlenin. İlk ben ya Rabbi şu günahımı affet, şunu da affet, 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 affet. Allah'ım şimdi isteklere geç. İlk önce defi mefasit, sonra celbi nefa. İlk önce defi mefasit. Tamam. İlk önce defi mefasit. Şerleri de duanız böyle içi yani bu. Merak ettiğim için yani kaç sene sonra Allah nasip etti bu sözü. Yani ilk önce duada rastgele yapıyordum. Rastgele yapmayacağım bundan sonra. Ben de paylaşıyorum sizinle. Ben yeni öğrendim bunu. İki haftadan beri öğrendim. Duada rastgele bir öyle yapıyordum bir böyle. Her gün değişiyor. Allah kullan. İlk önce sırası o iki tane girişi çıkışı yaptıktan sonra onu biliyoruz da istiğfar, salavat, sonunda da salavat, iki salavat arasında duayı sokacaktık. O duayı da ilk girişini var ya kompozisyon, giriş, gelişme sonuç, girişinin istiğfar, defi mefasit, celbi mefasit. İlk önce tövbe, sonra istek. Allahu Ekber. Şimdi şu 276'yı bir okuyayım sözleri de. En azından kenarda kalmasın. İşaret icazında da var. İşaret alalım. 278. Şu iki paragraf okuyayım. Okuduk mu burayı? Okudun abi. Yok. Fedaiye fiyade okudun. Okudum. Şurayı. Ha. Hem tahayyül. Bak kafada. Diman ilk. İki tevehüm. İki. Üç tasavvur. O da dimanın ikinci mertebesi. Hem tefekkür, tasdiki akli ve izani kalbiden ayrıdırlar, başkadırlar. Tefekkür de öyle. Aklın bir sıfatıdır. Onlar bir derece serbesttirler. Cüz-i ihtiyariyi pek dinlemiyorlar. Teklifi din altına çok giremiyorlar. Tasdik ve izan öyle değiller. Bir mizana tabidirler. Hem tahayyül, tevehüm, tasavvur, tefekkür nasıl ki tasdik ve izan değiller, öyle de şüphe ve tereddüt saymazlar. Yani içimizde bek Allah yok yani. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Namaz değil. Ya Allah yoksa? Yoksa yok. Ne yapalım? Zararımız yok. Bu şüphedir. Şüphe. Amelimizin %50'si şüphedir. Olur. Çünkü şüphe dimandadır. Ve dimağın ikinci mertebesi tasavvurdadır. Zandadır. Peki bir tane yazmıştık tabela. Vehim yüzde kaçtır değeri? %1. Sonra ne geliyor? Şüphe. Kaç yüzde değeri? %2 ile %50 arasında değeri var. Peki sonra ne geliyor? Zan. Yüzde kaçtır? %90. %50. O %50'ye kadardı şüphe. Sonra zan %50. Yüzde. Zan-ı galip? %90. Bilgi? %100. Peki bu bilgi dimağa ait. Tamam. Edile-i şeriyeden geçerse ilim olur. Bak burada tabela şey yapamıyorum ki şimdi yapsam bir anda.
şöyle diyeyim de size. Şöyle diyeyim. He? Tahtı gösteriyor musunuz şu an mesela? Göstereyim mi? Gösterebilir miyiz? Evet, gösterebilirim. Hemen bir buraya mı gelmen lazım? Niçin yapıyorum biliyor musun bunu? Çok itham ediyorlar. Vesvese Risalesini ezberledim abi, vesveseden kurtulamıyor. Oysa Vesvese Risalesinde diyor ki ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Ezberledik kardeşim. Niye kurtulamıyoruz? Bunda. Tamam mıyız? Şimdi şu dimağın mertebesi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şeyi ayarlasana. Ersan buraya. Buraya mı basıyorum? Aferin Hasan be. Hatırladın mı? Onu da sen yap. Hadi bakalım o neden. Baba bu işi becerecek. Tamam. Hah. Tahayyül. Tasavvur. Takur değil mi? Bu çok lazım olacak size bu şekil, şu şekil. Tasdik. Ben Vesvese Risalesi okuduğum halde niçin kurtulamadım? Tasdik sonra ne geliyor? İzan. Bak şimdi göstereceğim size. İzan. İltizam. İtikat. Tamam mı abi? Şimdi şunu çarpıyoruz. Burası ilim. Gözüküyor değil mi abi? Burası tefekkür. Tamam mı? Şurası bilgi, düşünceler, zan, vehim, ben ne diyorum, elim ne yazıyor? Şimdi acayip işte alem. Beyni ikiye bölüyorsun. Acayip bir şey. Zan diyorum, vehim yazıyor. Ben de şaşırıyorum. Bana rağmen çalışıyor. Gece de öyle. Şimdi burası hayal. Çok lazım olacak şimdi arkadaşlar. Al kırmızıyı. Biz Risale-i Nur'da Vesvese Risalesini okuyunca bilgi, düşüncelerimiz çoğaldı. Fakat o bilgi tefekküre dönüşmediği için ilim olamadı daha. Bilgi, düşünceler, tefekkürle formatı değişiyor. Tefekkür formatından geçmeyen şey bilgi ve düşüncelerdir. Şeytanda bilgi ve düşünce vardır. Şeytan buraya kadar gelebiliyor arkadaşlar. Şuraya kadar. Şuraya kadar. Şeytan bundan yukarı çıkamıyor. Şimdi buraya iki yer dedik ya, sabahtan beri konuşuyorduk. Bunlar bize hükmettiği zaman mesuliyet yok. Şu. Hani oradakiler beni görmüyor ama şu. İnsana hükmetti mi? Hükmetti mi? Bize rağmen çalışıyor bu adamlar. Bu birincisi düşünceler. Ha, yazdık düşünceler. İkincisi hayal, şekiller. Şekiller. Allah razı olsun bunu alana ya. Ne kadar böyle. Belki de bir saat anlatmakta sen bunu gösterseydik bitmişti. Şöyle yapayım. Parayı bunun için kazanacaksınız. Ama günahları da böyle bir şeyleri zannettiğimiz için istiyoruz ya. Mesela melaike görmüyoruz, zannediyoruz ya.
Yani, o da oysa görüyoruz da zannediyoruz. İşte Ozan'la kıramadığımızda, tefekkür edemediğimizden günahlar aşamıyoruz. Evet, aşamıyoruz. Bak şimdi Ozan, burada... Ozan'da kalıyor. Ozan'da kalıyor. Sana burada bir iki de şakır. Bak şimdi, okuldaki bilgiler. Şöyle diyeyim. Ben size bir sene nasıl yüzülür suda onu anlatsam. Ama hiç su görmezsiniz. Hiç denizi götürmek şöyle dursun. Su görmediniz. Suda şöyle yapılır. Suya düşsem, hakiki yere götürsem yüzebilir misiniz? Hayır. Yüzemez. Yüzemez. Tiyatrocudur bu. Yüzemez. Bağlı anlatsam, ömründe bağlı görmemişsin. Nasıl şöyle böyledir? Bilemezsin, hayal edemezsin. Bak arkadaşlar, vesvese risalesinden aldığın bilgiler, düşüncelerdir. Onlar tefekkürle formatından ilme geçer. Ustad diyor ki, tasdik denilen ilim, aynı bu tabiri kullanıyor, tasdik denilen ilim, buradakileri biz ilim zannediyor. Onun için vesvese risalesi ezberledim abi. Bilgiye, bilgide duruyor. Peki tefekküre nasıl geçeceğiz? Bu tefekkürün yöntemine ayrı bir ders var. Nerede yaptık? Bir yerde yaptık tefekkür. Çarşamba dersinde yaptık. Tefekkür diye girerseniz görürsünüz nasıl geçer. Demek ki bunu göstermek istiyordum. Bilgiler, düşünceler tefekkür yoluyla ilme dönüşür. O zaman adam buraya çıkamaz. Onu şecere-i hırkatle göstereyim size. Burayı çizebilir miyim? Yeni sayfa açın abi. Niye geçemez bakın. Niye onu göstereyim. Burada şeyi gösterebilir miyiz? Şecere-i hırkatı. Yukarı kaldırabiliyorsunuz böyle. Ha tamam şöyle kaldırma. Kaldırmaktan seyredip indirebiliyor muyuz? İndiririz bakarız. Şimdi bak şunu da göstereyim de. Şurası mahiyeti zatiye. İstersen tamam. Şunat-ı zatiye. Zatiye. Sıfat. Esma. Mec'ul. Arş-ı azam. Bak şeytan niçin çıkamıyor onu göstereceğim. Lef-i mahfuz. Arş. Cennet. Cehennem. Ondan sonra kürs. Atlıyorum diğerleri dikkat ettin. Yani hepsini yazmıyorum. Arkadaşlar bize şeytan buradan bize takıldı. Bize takıldı. İlim burada takıldı. Şimdi bu adam diyor ki imanı yok. Şurada bak. Onlar görmüyorsun bak elimi görüyor musun? İmanı yok diyor. Bu imanı yok dediği kürsten aşağı imandan haberi var. Elma geri gel tomurcuk. Dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi? Gidemez. İmanımın kürse kadar ki imanımın olup olmadığını bilir. Bu adam şeytan. Bundaki imanın yeri şurası. Peki hangi imandan bahsediyor? Buradaki iman surettir. İmanın sureti. İmanın hakikati. İmanın mahiyeti. İmanın hakikati, bak bugün neler duydunuz? İmanın sureti, Se olacaktı.
imanın sureti. Suret. Adam sureti iman, imanı yok diyor. Ne diyeceksin? İmanı yok senin diyor. Benim hakikatim var. Suret yoksa noterde zaten aslı var. Çek bir tane fotokopi, suret gidebilir. Çek bir tane. Çünkü kaynak belli. Arşiv belli. Ha onu da beceremiyorsunuz. Kolay var. Ya Rabbi. Emanetçilerin en hayırlısı sensin. Emanet ihanet etmek, münafıklık olduğunu sen söylüyorsun. Emanetçilerin en hayırlısı sensin. Şu zat, şu merhum, şeytan imanıma düşmandır. Böyle dua et. De ki ya Rabbi, imanımı koruyamıyorum, imanımı sana emanet ediyorum. Amin. Tak doğru gidiyor. Bir daha yapalım. Ya Rabbi, emanetçilerin en hayırlısı sensin. Onu korumaktan acizim. İmanımın hakikatini, mahiyetini sana emanet ediyorum. Amin. Şimdi size de Seyman'ın gitti. Sürekten bahsediyorsun. Koçum onu biz gönderdik. O yukarıda. Şimdi buraya ustad diyor ki oralara ne ulaşabilir diyor. O zihniyetine bile gelmez. Çünkü adam buradan takıldı. Nefis de buradan takıldı. Nefis de. Nefis de buradan takıldı. Allah'ım. Şimdi şeytan dersi dinliyor musun? He? Şeytan dersi dinliyor musun? Dinlemez olur mu? Adam biliyor şu anda hiç memnun değil ki. Bak kendini de bak ne diyor. Hayal diyeceksiniz. Çönesini ezmiş böyle duruyor. Belki mübarek şizofreni diyebilirsiniz ama hassas olduğum için şöyle çener oturmuş duruyor. Allah ilim meclislerini de bağlıyormuş. Art niyetli olmadıkça. Bak şu, buradan gelmiş. Şimdi arkadaşlar onu getir. Buradaki şey yukarıya çıkartabiliriz. Birbirine çiziyorsun. Tamam şöyle yapayım onu. Tamam şunu bir daha yazayım. Demek ki şuraya kadar olan latifeler bize hükmederse bunun içi bir sürü var. Şüphe burada. His hevesler burada. Hevesler. Sekir hali, sekir hali. Şunlar. Çeşitli düşünceler, düşünce çöplüğü. Bu, oradakiler görmüyor. Düşünce çöplüğü şöyle yapayım. Tüküyor abi. Yazıyor orada. Yazdığımız orada. Ya ama yani beni görmüyor. Ya. Bak burası. Bak burası düşünce çöplüğü. Burası şekiller çöplüğü. Seyrettiğiniz bütün videolar burada. Bütün duyduğunuz, dokunduğunuz, yani gözün dışında koku, tat vesaireler hep burada. Bunlar bize hükmettiği zaman ihtiyarımızı ihtiyar ve iradeyi dinlemiyorlar. Alışacağız bu tahtaya. Tamam arkadaşlar, dersin konusu buydu. Tabii orada başka mevzular da vardı. Hangi esma iktizası vardı? İnsanın böyle bir gerekçeli yaratılmasının hikmeti neydi? Yani niye böyle bir sistemi yaratmış? Tabi o da sorulan cevabı. İnşallah başka şeyde. Bununla alakalı sormak istediğiniz var mı? Şu sistem herhalde bu görsem dersi tanımladığını zannediyorum. Nereden kaynaklanıyor diye söyledim. Şuradan kaynaklanıyor. Bu alem, bu şeceri hilkattır. Burası Allah'lık alemi. Ben yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Şurası ben şuradan aldım. Vacibül vücut. Burası şecere-i hilkat. Yani bu hepsi insanda cem olmuş.
Allah'ın dışında yaratılan her şey. Bak burada Azrail Aleyhisselam'ın yeri. Lef-i Mahfuz Cebrail'in yeri. Kim bu? İsrafil'in yeri. Mikail'in yeri. Hepsi bende. İşte Muhyiddin Arabi'nin kastederek arş benim, kürs benim, Cebrail benim, İsrafil benim, cennet benim, her şey sende. Ama böyle bir kavşak olduğumuzdan her an alemin değişir. İkide bir deme oğlan ne güzel havam vardı ya, niye havam değişti deme. Alem değişiyor. Peki. Ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha temassalama.